Merhabalar. Bugün yönetmenlik koltuğunda Celine Song'un oturduğu A24 filmi Past Lives'in incelemesiyle sizlerleyim. A24 gerçekten son senelerde diğer film stüdyolarının hayli önüne geçerek daha yenilikçi, yönetmenlere daha çok alan açan işlere yatırım yaparak A24 filmi kavramının ortaya çıkmasına sebep oldu. Past Lives de Boys Afraid sonrası bu seneki yeni bombaları. Kore ve Amerika ortak yapımı bir film Past Lives ve Güney Kore'de başlıyor aslında hikayesi. Daha sonradan Kanada ve Amerika'da geçen kısımları da var. Filmin senaryosu ile incelememize başlayalım. Çünkü filmi incelerken zaten bu film hani senaryosuyla ön plana çıkan bir film aslında. Öyle çok derin alt metinler işte veya sembolizmler içeren bir film değil. Birazcık daha basit, yalın bir dile sahip. Samimi bir film ve izleyiciyi de oradan yakalayan bir film zaten. Senaryoyla başlayacak olursak, tabii şeyi de söyleyeyim, filmi izlemeyen izleyiciler için hani bu önce genel hatlarıyla bir senaryoyu anlatacağım ve spoiler içerecek bu video. Onun uyarısını da şimdiden yapayım. Film 12 yıllık aralarla 3 farklı zaman dilimini anlatıyor aslında. Dolayısıyla bu 24 seneye yayılan uzun bir hikayeyi anlatıyor aslında bize. Bunların ana karakterleri ise Nora ve Hae Sung isimli iki tane Güney Koreli çocukluk arkadaşı. Aralarında bir aşk mevcut. Fakat yaşları işte çok küçük o dönemde. Çok masum bir aşkları var ve bu arkadaşlıklarını pek geliştirmeye fırsat bulamıyorlar. Çünkü Nora ailesiyle birlikte Kanada'ya taşınıyor, göç ediyor. Ve daha sonra, seneler sonra Hae Sung hala Kore'deyken Nora ise yeniden göç edip, artık bir yetişkin olduğu için ikisi de yeniden göç edip New York'ta kendine bir yaşam kurmaya çalışırken, yazarlık eğitimleri alırken internet üzerinden görüntülü konuşarak, mesajlaşarak birbirlerini tekrar hatırlıyorlar aslında. Böyle sosyal medya üzerinden ilerleyen ikinci bir kısmı var filmin, öyle bir bölümü var. Fakat aralarındaki mesafe ve hayatlarındaki farklılıklar, başka ülkelerde bambaşka yaşamlar sürüyor olmaları onların önüne engel oluyor ve konuşmayı yeniden bırakıyorlar aslında. Üçüncü kısım ise Hae Sung'un aniden New York'a geleceğini ve Nora'yı görmek istediğini ona söylemesiyle başlıyor. Ama Nora son görüşmelerinden sonra biz öğreniyoruz ki Arthur isimli bir yazarla evlenmiş ve Amerika'ya iyice alışmış vaziyette, gayet de mutlular. Hae Sung ve ona şehri gezdiren Nora beraber işte New York'u gezerken, işte hem özgürlük heykelini gezerken hem oralarda tur atarken, dolaşırken geçmişin yarım kalmışlığını ve burukluğunu hissediyorlar. Ve üçüncü partta bunun üzerine yani. Filmin hikayesi anahtarıyla bu şekilde. Aslında filmin genel olarak melodram anlatısından beslendiğini söyleyebiliriz. Film için çok önemli bir Kore kavramı var. Onların kültürlerinden gelen bir kavram var. Inyun kavramı. Bu kavram geçmiş hayatlarda yaşadıklarımızın şu anki hayatımıza yön verdiğine, gelecektekilere yön verdiğine dair bir inanış. Reenkarnasyona bağlantılı bir inanç. Aslında filmin senaryosunun en başarılı olayı da Nora ve Hae Sung çiftinin birlikte olmaları kaderlerinde var, tırnak içine söylüyorum, duygusunu bize vermesi, izleyiciye vermesi. Ancak o karakterlerin birlikte olmalarının da mevcut dünya şartlarıyla mümkün olmadığını göstermesi. Dolayısıyla melodramı da birazcık bozmuş oluyor bu şekilde. Senelere yayılan bu hikayede karakterlerin kavuşmasını istiyoruz. Ancak Nora'nın Arthur'la evliliğinin sebeplerinden birinin mesela green card almak olduğunu da biliyoruz. Yani Nora için Hae Sung ve Arthur arasında yapacağı seçim filmin alt metninde bir göçmen üzerinden vatanı ve göç ettiği yeni yer, yeni evi arasındaki seçime dönüşüyor. Hae Sung Güney Kore'nin, Arthur ise Amerika Birleşik Devletleri'nin bir temsiline dönüşüyor aslında alt metninde filmin. Ülkesine hasret duysa da, özlese de, yani Hae Sung'u özlese de Nora için geri dönmek imkansız. Yani burada çok uğraştığı, yeni kurduğu hayatını seçiyor tabii ki. Ve bir nevi Inyun'a, yani
belki de işte bir nevi kadere karşı geliyor. Geçmiş hayatlarımızda beraber olmuşuzdur belki diye kendilerini avutuyorlar. Ve yarım kalmış hikayelerini orada bırakıyorlar filmin sonunda da. Yani bu aşk üçgeni üzerinden de alt metinde aslında karakterin Kore ve Amerika arasında kalışını anlatan bir göç hikayesi kurulmuş oluyor. Filmin bir diğer alameti farikası bana göre Arthur karakterinin yazımı. Yani bu iki aşığın arasındaki karakter, arasına giren karakter stereotip olarak kötü kalplidir. Bu aşkı engellemeye çalışır veya işte kurnaz biridir ya da çok kıskançtır. Böyle gözü döner, şiddete başvurur. En azından hiçbir şeyin farkında olmayan ya da umursamaz biri olur. Saf biri olur. Hiçbiri değil bu Arthur bunların. Hem çok kibar hem anlayışlı, Nora'ya çok saygı duyan, Hyesung'la aralarındaki yarım kalmışlığın da son derece farkında olan ama inanılmaz modern bir karakter yazılmış. Çok nazik bir karakter yazılmış ve bunun bu kadar düzgün yazılması bence filmi yukarıya çıkaran bir unsur. Çünkü üçüncü kısımda şeyi bile hissediyorsunuz, yani Nora Arthur'la evliliğini bozması daha iyi ya diye izleyiciye hissettirmeyi başarıyor bence. Bu karakterin bu şekilde yazılması çok doğru bir tercih diye düşünüyorum. Filmin başarılı kısımları bence bunlar. Yani senaryosu gayet başarılı. O hissiyat, size o burukluk, yarım kalmışlık hissiyatı son derece böyle mağrur, olgun bir sinema diliyle yansıtılıyor. Ve siz de gerçekten üzülüyorsunuz. Selin Song'un ilk yönetmenlik deneyimi bu. İlk yönetmenlik deneyimi için filmin oldukça başarılı olduğunu belirtmek istiyorum. Filmin kurgusu, sinematografisi gayet ortalamanın üzerindeydi. Nora rolündeki Greta Lee bence çok başarılıydı. Hyesung rolündeki Taeyo keza aynı şekilde ve ben Arthur rolünde oynayan John Magaro'yu da çok beğendim. Kendisini First Cup, ilk inek isimli filmde de izlemiştik. Bayağı başarılı bir oyuncu, gelecek vadeden bir oyuncu. Dediğim gibi size o burukluk, yarım kalmışlık hissini geçiren olgun bir film. Son dönemde Amerika'daki bu Asya göçmenlerini anlatan filmlerin hepsinin yaptığı bir aile kutsaması. İşte Güney Kore üzerinden, Japonya, Çin üzerinden aile kutsaldır, aile önemlidir, şöyledir, böyledir gibi. Yani çok böyle klişe ve sürekli aynı yerden işlenen bir tema vardı. Everything Everywhere All at Once, Minari, The Farewell. En azından bunların tamamen dışında bir şey anlatıyor bize bu göç hikayesi. O kutsallaştırmaya hiç girmiyor, hiç alakası yok. En azından bu açıdan şu son dönemdeki benzer filmlere tamamen zıt bir noktada duruyor diyebiliriz. Ben onu da o açıdan da beğendim. Peki olumsuz yanları yok mu? Olumsuz yanları var tabii ki. Şöyle, yani yapı olarak bu çok basit bir film. Hani yalın ve sade bir iş. Ama mükemmel bir etkileyicilik beklentisiyle eğer başına oturursanız hayal kırıklığıyla kalkarsınız. Yani böyle izlerken hoşunuza gidecek, size istediği duyguları yansıtmayı başaracak. Sakin, sade, bir modern zaman melodramı olarak özetleyebiliriz bunu. Gerçekten iyi yazılmış ve iyi oynanmış bir film olduğunu düşünüyorum. Ve benim bu filme puanım da 5 üzerinden 3,5. Yani iyi filme tekabül eden bir puan. Sizler de yorumlarda görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz de beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.